Sizlerden bana nefes darlığı ile ilgili pek çok soru geliyor. Bu soruların en fazla sorulanlarını derleyip bu videoyu çekmek istedim. E, sorduğunuz sorular genellikle şöyle: e, Nefes darlığının belirtileri nelerdir? Nefes darlığının sebepleri nelerdir? Hangi hastalıklar nefes darlığına sebebiyet verebilir? Nefes darlığı geçen bir şey mi? Yoksa ben bununla yaşamaya mecbur muyum diye soruyorsunuz. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Nefes darlığının belirtileri nelerdir? Genellikle nefes alıyorum ama alamıyorum gibi bir durum hissettiğinizde işte bu aslında nefes darlığıdır. Bir boğulma gibi tarif edilir genellikle al, alırsınız nefes ama sanki nefes burnunuz böyle bir anda birisi böyle sıkmış da daralmış da hava geçmiyormuş gibi gelir. İşte bu nefes darlığıdır. Peki bunun sebebi ne olabilir diye soruyorsunuz. Bunun pek çok sebebi olabilir. Bu böyle geniş bir spektrum diye bakabiliriz. Kalp sıkıntıları olabilir. Akciğerle ilgili herhangi bir rahatsızlık olabilir. Kua, astım bunun gibi herhangi bir rahatsızlık olabilir. E, o yüzden de mutlaka ve mutlaka bir doktor kontrolü gerekir. Yani benim nefes darlığım var deyip doktora gitmeden lütfen durmayın. Peki nefes darlığım olduğunu nereden bileceğim? Yani ne olursa nefes darlığım olduğunu anlayabilirim diye soruyorsunuz. Ona da şunu söyleyebilirim. Birincisi hayat kalitenizi etkiler uykunuzu etkiler. İki basamak çıkarsınız, nefes nefese kalırsınız. Hareket edersiniz, hemen bir tıkanırsınız. Yine bir nefes alamıyorum gibi. Bir böyle sanki panik atak gibi bir şey geçirecek gibi olursunuz. İşte bunların hepsi nefes darlığıyla ilgili şikayetler. Peki nefes darlığım varsa doktora gitti. Doktorda kalbimde, akciğerimde herhangi bir şey olmadığını söyledi. Ben ne yapacağım? Bununla mı yaşayacağım diye soruyorsunuz. Yaşamanıza gerek yok. Şimdi nefes darlığında eğer hiçbir şeyimiz yoksa, doktordan güzel geçtiyse o zaman nefesimizle ilgili yapmamız gerekenler var anlamına geliyor. Nefesinizi ağzınızdan alıyorsanız yani sığ Böyle nefes almaya alıştıysanız nefes darlığı çekebilirsiniz. Çünkü neden? Akciğerimin üst loblarında nefes alıyorum. Akciğerime 3'te 2'sini kullanıyorum anlamına gelir. Oysa ben akciğerim 3'te 3'ünü kullansa o zaman çok aldığım nefes her seferinde bana yetecek. Ben öyle üst üste üst üste nefes almak zorunda kalmayacağım anlamına geliyor. Birincisi ağız nefesini bıraktık. Ağız nefesini bırakırken ne yapmam gerekiyor? Eskiden eğer diye nefes alıyordum ve ben ağız nefesini almaz geçeceğim artık dikkat edeceğim diyorsanız eğer akciğer kapasitesini genişleten, diyaframımı esneten nefes egzersizleri yapacağım. Hangileri onlar? Hava nefes egzersizi 1, 2 ve 3. Hepsi bu sayfada var. Hava nefes egzersizi 4 1 5 şeklinde yapılıyor. Hepsi burnumdan alıp burnumdan verdiğim nefesler. 4 saniyede nefesimi alacağım. 1 saniye bekleyeceğim. 5 saniyede vereceğim. Bu egzersizi günde 3 kere 5 dakika yapın. Farkı göreceksiniz. 1 2 hafta sonra hava nefes egzersizi 2'ye geçin. Onda da 5 saniyede alacağım. 1 saniye bekleyeceğim. 6 saniyede vereceğim. Bunu da günde 3 kere 5'er dakikadan yaptığınızda Artık nefes kapasiteniz artmaya başlayacak. Ve öyle merdiven çıktığınızda, azıcık koşuşturduğunuzda, biraz fazla hareket ettiğinizde nefes nefese kalma, o tıkanmalar zaman içinde geçecek. Biraz daha ileri taşıyayım. E artık spor yaparken, yürüyüş yaparken de ağzımı açmayayım diyorsanız eğer hava, hava nefes egzersizi. 3'ü yaparsınız. 6 saniyede burnunuzdan nefesi çok sakin alırsınız. ...bir saniye beklersiniz. 7 saniyede verirsiniz. Günde 3 kere 5 dakika bu egzersizleri yaptığınızda artık nefes darlığınız kalmaz. Ee, gelecek olan videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.